Merhaba herkese, sen de merhaba de arkadaşlarına bakayım, <laughs> Süper. Ee, biz geçen videomuzda yani ilk videomuzda Scratch'e nasıl katılacağımızı öğrenmiştik, bugün artık e, hepimiz hesabımızı aldık diyelim, giriş yapalım, buradan girişi tıklayalım İlkeciğim, yine İlke ile beraberiz, ee, kullanıcı adımızı değiştirelim, başka kullanıcı adı varsa tıklıyoruz, neydi kullanıcı adımız, hatırlıyor musun ne koymuştun? ile başlıyordu. Gigi. Gigi. Sonra bir büyük E miydi küçük E mi? Büyük E. Büyük E'ydi. Bas bakalım. Çok güzel. Şimdi gelelim parola kısmına. Parola kısmını göstermemiştik hatırlıyor musun? Şimdi yine göstermeyeceğiz tabii ki. Öbür yaptığımızda görünüyordu ama bu sefer görünmüyor. Giriş tıklıyoruz. Ve artık save diyelim. Yani şifremizi kaydetsin. Şurayı kapatalım çarpıdan. Buna ihtiyacımız yok şu çarpıdan. Evet. Çok tamam. güzel. Tamam. Ana sayfamız bu şekilde ilkem. Nasıl? Gigi1e görünüyor kullanıcı adı olarak. Şimdi yeni bir projeyi başlatacağımızda hatırlıyorsan geçen videomuzda arkadaşlarımıza ne demiştik? Oluştur. Evet, biraz daha sesli konuşalım. Bizi duysunlar. Tamam. Oluşturalım hadi. Bugün ama her şeyi yapmayacağız değil mi? Bugün arkadaşlarımıza adım adım Neyi öğretelim? Şu sol tarafta göster. Hemen böyle hızlıca yukarı aşağı yapalım. Görsünler şu kısmı. Evet orada görüyorsunuz renkli renkli yerler var. Her bir rengin altında bir şey yazıyor. Mavi tıklar mısın İlkecim? Neymiş o? Hareket. Oo, hareket. Morlar. Daha doğrusu iki tane mor var galiba. Birisi koyu mor. Görünüm. Bir tanesi açık mor gibi. Onun adı ne? Ses. Çok güzel. Ama bunların hepsini bugün öğrenemeyiz. Bir sürü ya aklımızda kalmaz değil mi? Ne yapalım? O zaman hareketler öğretelim mi arkadaşlarımıza? Bakalım hareketlerden başlıyoruz. Bunların hepsi dikkat ederseniz mavi. Şimdi sürüklemeyi öğretelim arkadaşlarımıza. Şu orta yeri, şu beyaz yeri gösterir misin? Bu orta yeri biz çalışma alanı diyoruz. Bu sağdaki kedinin olduğu yere de sahne diyoruz. Sahnede istediğimiz gibi kediyi faremizde ne yapıyorsun ilke? Kontrol, kontrol ediyorsun sürüklüyorsun değil mi istediğin yere bırakabilirsin onu şimdi yürüteceğimiz için istersen en sola bırak bakalım 10 ne diyor orada bir dakika 10 adım git. Oo sürükle bırak bakalım çalışma alanımıza ne olacak? Tıkla bakayım. Ah! Ne oluyor kediye? Hareket etti. Hareket ediyor. Kaç? 10 adım gidiyor değil mi? Hı hı. Peki biz bu kediyi daha hızlı hareket ettirebilir miyiz acaba? Ettirebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Ne yazacaksın oraya? Mesela 20 yazalım değil mi? 20. 20 adım gitsin bakalım. Çok güzel. Enter yapıyoruz. Tıkla bakalım şey... ne olacak bu maviyi? Oh daha fazla. Peki hadi bir macera. 30. 50 yapalım 50 50. Daha hızlı. Olsun. 30 mu istiyorsun? Aa, yok 50 50. Tamam gel buraya o zaman. Kaç adım gideceğini buraya yazıyoruz biliyorsun. Arkadaşlarımıza öğretiyoruz bunu. 50 adım gitsin. 50 enter yap bakalım. Boşu da tıklayabiliriz tabii. Bakalım 50 adım gidecek mi? Tıkla bakayım burayı. Tık tık. Aa, Oo. Aa. Geri alalım, geri alalım. Şimdi sırasıyla şurada hemen 10 adım gidin altında 15 derece dön diyor. Bir de ona bakalım. Onu sürükle bakayım oraya. Tıklayalım ne olacak? Ne ah tıklarsak ne oldu? Dönüyor, döner. Bu ok işareti sağa doğru döndüğünü gösteriyor değil mi? Sağa doğru 15 Hı -hı. derece. Peki daha hızlı döndürebilir miyiz sayıyı değiştirerek acaba? Bir şu dereceyi değiştirelim mi? Ne olacak? 30 yapalım. Yap bakalım nasıl olacak? Bence daha hızlı dönecek sence? Bence. Tıkla de. bakayım. Enter yaptı. Unutma da aferin sana. Oh. Oh. Oo! Oh, oh, oh. oh. Ya 100 yapsak ne olur ben merak ettim. Diye. Bin yapalım. Bin çok anlaşılmaz ki. Tamam tamam. Çok hızlı olur bence. Onu da neyse çok zaman kaybetmeyelim gel. Şu bir de onun tersi var şurada bak şu. Onu o da, da yapalım. O da sol tarafı gösteriyor. Saat yönünün tersi değil mi o? Tıkla yani. bakayım ne olacak merak ettim. Aa o da geriye doğru döndürüyor. Sola doğru. Orada da istediğimiz gibi sayı değiştirebilir miyiz? Hmm, tamam. Değiştir bakalım. İstediğin sayıyı yaz ben karışmıyorum hadi. Çok merak ediyorum İlke ne yazacak. Oh 1000 yazdı. <laughs> Yaz bakalım ne olacak merak. İstediğin ediyorum. sayı yazın ama. Doğru haklısın. O kadar çok dönüyor ki biz böyle görüyoruz. 2000 yapayım. Bence aynı olur çünkü o kadar çok dönüyor ki biz göremiyoruz gözümüz algılamıyor o kadar. 3000 yapayım. Yap bakalım hadi sen istediğin olsun. 3000 yapacağım. Yap bakalım. 3000 yazmak için 3 yazacaksın Yanına da 3 tane 0. Evet. O, o, Gördüğün gibi çok hızlı döndüğü için biz de yine aynı algıladık. Peki çok oyalamayalım arkadaşlarımızı. Bir altına gelelim rastgele konum diyor bunda. Bunu bunu sürükleyelim. Evet o yapıştı bundan. Aa nasıl oluyor bu? Aa dikkat ettim. Nasıl bir şey bu ilke? Ne yapıyorsun şu an? Aa anlatsana bize. E, ee, yapıştı mı? Yani Kokları o çıkıntılar takabiliyorsun çıkıntıları... Ha. mesela böyle bir çıkıntı var buraya evet. girebiliyor Aa, o yüzden zamanında. mi böyle girintili çıkıntılı yapmışlar evet hmm, o yüzden demek ki sonra harikasın sonra demek ki oyun yaparken bunları kullanacağız o zaman şimdi bunu hiçbir yere bağlamadan şu boş mavi yeri tıklayalım rastgele konuma git diyor bakalım nereye gidecek O. rastgele yani istediği yere gidiyor bir daha tıkla merak ettim Aa. Aa. bir dakika bir dakika bir şey gördüm. Şurada bir ok işareti var. Rastgele konumanın yanında ters bir üçgen gibi bir ok işareti var. Fare imleci diyor. Yani fare imleci ne? Salla bakayım fare imlecini. Bu oynattığın şey fare imleci. Bakalım gidecek mi? Tıkla bakalım bunu. Ah bak gördün mü farene doğru geldi. Peki bunu biraz yukarıya şuraya doğru çıkaralım. Sağa doğru. Sağa ve yukarıya. Ya da aşağı aşağı şuraya. Dur. Tıkla bakayım gelecek bir fareye doğru. Evet, fareye doğru gelmeye çalışıyor. Doğru. Çok güzelmiş. Şimdi tekrar onu değiştirelim mi? Fare rastgele olsun, olsun. Bakalım nereye gidecek merak ettim. Bir daha rastgele tıklayalım herhangi bir yere tık 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 tık. Yok o değil. Aa, of 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 geziyor, geziyor. Aa bu arada şunu şunu alabilir misin? Y konumuna git diye bir şey var. Onu da bir gösterelim arkadaşlarımıza. Tıkla bakayım ne olacak? Burada x 12 diyor. Y eksi 123 diyor. Ne demek bu? Bakalım. Aa şurada da bir şeyler var. Kuklamızın adı varmış. Kukla 1. Biz buna kedi diyelim mi? Tamam. Hadi sen oraya kedi yaz. K. Bir. Evet. O bir dakika silmemiz lazım önce. So. Sildik. Evet. K. K. Acaba adı nerede? Hmm. D. Evet, enter yapalım. Kedimizin adını verdik. İstediğimiz ismi verebilirdik. Şimdi şurada ilkecim, bir dakika ben bir sana göstereyim. Bir X yazıyor şurada, bir de Y yazıyor. X'in yanında sağa sola giden bir böyle 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 bir ok var. Y'de de yukarı aşağı, yukarı aşağı gösteren bir ok var. Şimdi X oynatıyorum. X değişiyor gördün mü? Şuradaki X sayısı değişiyor sağa doğru gittikçe yükseliyor gibi geldi. 172 oldu. Sola gittikçe de düşüyor. 148, 119, 92, 25. O eksileri düştü. Eksi 103 oldu. Eksi 126. Demek ki bu sağa sola gittiğimizde x değerleri değişiyor. Acaba bu da yukarı aşağı mı sence? Y. Bilmem. Bakalım. Şimdi tam ortaya getiriyorum. Y eksi 20. Aşağı inelim. Eksi 37. Eksi 63 oldu. Eksi -105 eksi -105 Yukarı çıkaralım yavaş yavaş. 79 eksi -35, 35 eksi -24, 24 1. Eksi -1 O şimdi yükseliyor. 15 28 52 demek ki y'ler de böyle değişiyor. Yukarıya gidip gittikçe büyüyor sayımız. Var bir şey deneyeceğim. Ben ne deneyeceksin? Evet. Evet konumun değişiyor. Demek ki demek ki bu şunu bir daha tıklayabilir misin? Konumuna git sürüklemiştik ya buraya. Bakalım ne olacak tıklayınca. Evet o konuma gitti. Bak x12 x12 pardon. Evet x12 y-123 x12 bunu değiştirsek bile biz bunu tıkladığımızda ne oluyor? Gene oraya dönüyor. Biz buraya ne yazarsak oraya gidiyor. O zaman buraya 100 yaz mesela. 100 yazmayı biliyor musun sen? Bir. Nasıl bir, bir. Sıfır, sıfır. vay be enter yapalım. Tıkla bakalım oraya gidecek mi? Nereymiş orası? Oo. Aklıma bir şey geldi. X'i sıfır, Y'yi de sıfır yapsak ne olacak? Merak ettim. Buradan hmm. yapabiliriz. X. Oradan da yapabiliriz ha. Sıfır. sıfır yap. Y'yi de sıfır yap. Tıkla bakalım ne olacak? Tam ortaya gitti. Gördün mü? X 0, y sıfır demek. Bir daha deneyelim. Oraya çıkmaz ki sahnemizin dışına. Evet. O yine ortaya gitti. Demek ki x0, y0 ikisinin de buluşma noktasıymış. Devam edelim ilke. Şurada çok ilginç bir şey gördüm ben. Bir saniyede şu. Bir saniyede. Evet onu sürükleyelim. Boş bir yere. Hıh. Tıkla bakalım ne olacak. Bir saniye. Aa bu sefer birden gitmiyor. Bir saniyede gidiyor. Bir daha tıkla bakalım. Rastgele konuma git diyor çünkü. Hop bir daha tıkla. Rastgele gidiyor gördün mü? Peki Hı -hı. bir saniyede değil de iki saniyede git desek ne olur? Oray. Ya da üç. Tamam üç yap hadi. Daha yavaş olur bence. Tıkla bakalım ne olacak? Bir, iki, üç. Bir daha tıklayalım. Bir, iki, 3. Gerçekten 3 saniyede gidiyor. Başardın. Şimdi biz onu bir tane şurada bir şey gördüm. Bu sefer istediğimiz yere götüreceğiz onu tamam mı? Hemen evet onu alalım. Boşluğa sürükleyelim. 1 saniyede istediğimiz yere gidecek. Hazır mısın? Mesela 0 0 yazalım. X'i de 0 yazalım. Y'yi de 0 yazalım. Bakalım ortaya 1 saniyede gidecek mi? Hadi bakalım tıklayalım. Burada Dur. Hop, kaydı. Hop, burada. Durdu, bir kere tıkla. Hmm. Bir saniye. Köşeye getir bakalım, bir saniyede gidecek mi? Çünkü sıfırın az önce ortada olduğunu öğrenmiştik değil mi? Evet. evet, şimdi tıklayalım bakalım bir saniyede gidecek mi? Bakayım. Evet, bir saniyede gitti, tamam. Dur bir dakika, bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin? Merak ettim. Şimdi 6 yapalım. 6 saniyede rastgele konuma git. O zaman kafasına göre takılacak. Bakalım 6 saniyede nereye gidecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok güzel. Şimdi farklı şeyler deneyelim. 90 yönüne yönel diye bir şey gördüm ben burada. Evet. Onu da deneyelim. Aldın mı? Oo almışsın. Bir ara aldın. Şimdi oraya tıklayalım bakalım ne olacak merak ettim. Şu 90'ı tıklayalım bakalım. 90'ı tıklayıp değiştirelim bakalım. Bin yapalım. Şuradan. O ok işareti görsel olarak yapabiliyoruz. Mesela hmm, aşağı getir bakalım. Tam aşağı. Bir daha olmadı. Oo 120 derece döndü gördün mü? Şimdi tam aşağı getir. 180 derece olsun. Tam aşağı. Evet. Tıkla bakalım. Tam aşağı dönecek mi? Mavi yeri tıklayalım. Evet. Oo, tam aşağı döndü. Şimdi bir daha bir şey deneyelim. Yine 180'e tıklayalım yönünü değiştiriyor. Bunu yukarıya getirelim. En yukarıya. Evet bakalım yukarıya dönecek mi? Sıfır oldu gördün mü? Sıfır demek ki yukarı demek burada. Getir sıfıra. Bir dakika. Hadi bakalım hadi bakalım hadi. Evet. Olsun tamam. Oh. Tıkla bakalım. O yukarı döndü. Bir de sol tarafı deneyelim. Bakalım sol tarafa nasıl döndüreceğiz. Harikasın. Eksi 90 oldu. Bak sayı değişti. Eksi 90 sola doğru dönecek. Hadi bakalım nasıl dönecek? Tıklayalım. Evet gerçekten de döndü. Oo çok ilginç şeyler var. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar çok dağıldı. Ne yapacağız biz bunları? Şu e, çalışma alanımızda sağ tarafta elimizle de düzenleyebiliriz. Şu boşlukta sağ tıkla. Dur dur dur. Başka bir yere tıklama. Geri al var. Hatamızı temizliyor. İleri al var blokları temizle. O hepsini temizliyor ama silmek için o. Dur yapma. Yok. Silmek için olan 8 blok, 8 tane blok varmış. Bunların hepsini silmek istiyorsan hayır tıklamayalım. Yorum ekleyebiliyoruz. Niçin biz bu bloklar yazdık? Bloklar temizle de bakalım. Aa, hepsini bizim için sıraya koydu. Değerleri topladı. Şimdi biz arkadaşlarımıza neler öğretmedik? Şey. X konumunu değiştirir denelim. gel, gel bakalım. O onları birleştirdin. <laughs> bir saniyede sıfı gitti. Çıkaralım. Şimdi x konumunu 10 değiştir diyor. Tıkla bakalım. Evet devam edelim. Aynı 50 adım git, git gibi değil mi? Bir bakalım farkı neymiş bunların? Aa bu farklı oldu. Bir daha tıkla. 50 adım git demek ki kedimiz nereye dönüyorsa oraya gidiyor. Mesela şu 3000 derece dönü 15 dereceye çevirebilirim hızlıca. Çevir bakalım 15 derece. Boş mavi bir yeri tıklıyoruz bunun için. Evet döndür 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 döndür. Dur bakalım şimdi. 50 adım git dediğimizde kedinin baktığı yere gidecek herhalde. Tıklayalım 50 adım git. I. Evet. Peki bakalım x konumunu 10 değiştir dediğimizde kedinin baktığı yere mi gidecek yoksa başka bir yere mi? Tıkla bakalım. Süper. Demek ki X konumu hatırlıyor musun şu oku? Bunu hatırlıyor musun? Sağ sol değiştiriyordu. Demek ki bu ikisinin farkı bu. Bunları bir yan yana alalım. Bu kedinin döndüğü tarafa elladım giderken. Bu sadece X yönünü değiştiriyor. Peki bakalım Y konumunu. Y konumunu da değiştirelim buradan. Evet Y konumunu. Eksi 95 yap demiş. Bakalım ne olacak. Tıkla bakalım İlkeciğim. O niye gitmiyor? Hmm gitmiyor. Çünkü biz Y konumunu eksi 95 yap demişiz. Zaten bak eksi 95 ile biraz yukarı çıkaralım biz bunu. Şimdi tıkla bakalım. Y konumunu eksi 95 yapı. Demek ki biz onu istediğimiz yere götürebiliyoruz. Peki şurada Y konumunu 10 değiştir yaptık. Onu sürükleyelim boşluğa. Çok güzel yapıştırmıyoruz. Yap bakalım ne olacak? Oo, yukarı doğru gidiyor. Onar onar. Biz onu 50 yaparsak 50 gider belki de. Evet. Peki merak ettim. Şu kenara geldiyse sektir ne oluyor acaba? Onu y konumunu 10 değiştire yapıştıralım. Evet. Tıklayalım bakalım ne olacak. Kenara geldiğinde sektir diyor. Ne olacak kenara geldiğinde merak ettim. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Gidiyor demek ikisini aynı anda çalıştırabiliriz. Bak. Geri geliyor fark ettin mi? Tıkla bakayım. Ooo tamam. Demek ki bazı oyunlarımızda kenara geldiğinde kenardan çıkmamasını istiyorsak buradan geri gelmesini sağlayabilirmişiz. Ve son olarak... Bir tane daha var. Dönüş stilini sağ sol yap diyor. Bir de onu deneyelim. Arkadaşlarımız görsün. Boş bir yere koyalım canım. Tıkla bakalım ne olacak? Evet. Aa. Dur. Kedimiz düzeldi. Sadece her yere dönmüyor. Sağa sola dönüyor. Hmm, acaba 15 derece döndersek döner mi? Merak ettim. Dönmüyor bak. Sadece sağa sola dönüyor. Demek ki dönüş stilini buradan değiştirebiliyoruz. Sol sağa değiştirelim beraber. Şurada ok işareti var. Başka ne türlü varmış? Döndürme. Bir de döndürmeyi deneyelim. Tıkla bakalım. Olmuyor. Niye? Peki 15 derece dön yap bakalım. Olmuyor. Demek ki biz bunu döndürmeyi kaldıralım oradan. Tekrar sağ sol yapalım şu hareket etmesi. Döndürmeyi değiştiriyoruz. Tüm yönlere yapalım bakalım ne olacak. Evet tüm yönlere yapınca oldu. O şimdi olmuyor ama. 15 derece dönüyor. Artık dönüyor bak tüm yönlere deyince dönüyor. Bu ileride belki uçarken havada kedimizi döndürmek isterse işimize yarayabilir mi? Evet, evet şimdi ben bu kediyi buraya koydum x ve y konumu merak ediyorsam ne yapacağım? Gelelim şunların. Bunları sürüklemiyoruz. Yanında ayrıca işaretleme yerleri var. Tıklayalım bakalım ne olacak? Hop ekranda ne göründü? Kedi x konumu. Y konumunu tıklayalım. Hop kedinin y konumunu görüyoruz şu an. Bir de yönüne bakalım. Kedinin yönü de 135 dereceye dönmüş. Biz bunları istersek görüyoruz, istersek görmüyoruz. Tamam. Sanırım mavileri bitirdik. Bundan sonra morlar var. Koyu mor diyelim biz onlara. Bugünlük yeter mi? Yeter. Bir sonraki videomuzda arkadaşlarımıza görünümü anlatırız. Orada da çok ilginç şeyler olacak. Bence bunu bir kaydedelim. Mesela burada arkadaşlarımıza ilk defa projemize isim koymayı öğretelim. Öyle kapatalım. Untitled yani başlıksızı biz ne koyalım başlığımıza? Birinci dersi yazalım mı? Tamam. Hadi bakalım. Bir. yanına nokta koyarsam birinci boşluk koyalım. Ders diyelim. Evet enter yaparsak ismini kaydetmiş olduk. Şurada da şimdi kaydet diyor. Bazen otomatik kaydediyor. Bazen de biz kaydediyoruz. Kaydettik. Bakalım. Geçen dersimizde göstermiştik. Hatırlıyor mu arkadaşlarımız? Gigi 1e projelerim Bakalım projelerimde görünüyor mu? Evet artık birinci ders kayıtlı. Şimdi peki ben bunda değişiklik yapmak istesem ne yapacağım biliyor musun? Evet içine bak. İçine bak deyip değişiklikler yapabiliyoruz. Aferin sana. Ama yine burası dağılmış. Ne yapalım? Ne yapıyorduk? Sağ tıklayıp temizle mi diyorduk? Blokları temizle. temiz oldu. Şimdi ilke bir şey soracağım. Kapatacağız dedik ama kapatamadık. Onu da gösterelim. Mesela şunu sağ tıkla bakalım. Y konumunu. Bloğu sil de bakalım. Sildik gitti. Peki başka türlü silebilir miyiz? Bir yolu daha var. Sen biliyorsun onu. Evet sürükleyip. Bir daha bir daha olmadı. Sürükleyip oraya bırakırsak. Hadi bakalım sil onu da. Daha. daha kolay bir şey var. Ne? İkisini birden birleştirip siliyorsun. Demek ki sol tarafa bloklar alanı diyelim biz oraya. Sürüklediğimiz, sürükleyip bıraktığımızda hop. Hepsi gidiyor. Ne? Gitmedi mi? Gitmedi. Yanlışlıkla faremizi yanlış tıkladınız olabilir. Teşekkür ediyoruz. Herkese hoşça kalın. Hoşça kalın.